Çünkü ben şuraya gidiyorum. Konuğumuz gelmiş. Hoş geldiniz. Gelin buyurun. Özgür Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz. Sizi de şöyle alalım. Bilgisiz Profesyoneller Zirvesi'ne bir katılımcı daha oldu gördüğünüz gibi. Efendim biz burada Bilgisiz Profesyoneller Zirvesi'ni gerçekleştiriyoruz. Katılımımız yeterli. Kadınlar iş hayatında ne istiyorlar, kadınların neye ihtiyacı var, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, nasıl kadınların sesini daha yüksek çıkarıyoruz. Bilgisiz Profesyoneller Zirvesi burada toplandı. Değil mi? Yanılıyor muyum? Hoş geldiniz. Tekrar siz bize lütfen tanıtın kendinizi. Özgül Tuncay, ben Exercise eğitmeniyim. Evet. Bu zirvede iş hayatında egzersizin önemi hakkında bilgi vereceğim. Aslında egzersiz her alanda çok çok önemli ama iş hayatında çalışan bayan için daha büyük önemi var. Çünkü sürekli ofiste oturarak masa başında bilgisayar karşısında çalıştığımız için onlar için daha ayrıcalıklı egzersiz programlarının olması lazım ve bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Birlikte pratikler yapacağız. Şunu mu diyorsunuz yani, sağlıklı kafa sağlıklı vücut kabul olur? Ben bunu söylüyorum. Öyle mi? Evet. Doğru bir noktaya bağlı. Herkese akıl yani ve beden sağlığı diliyorum. Amin. Bu çok çok önemli. Çünkü her şey önce nefesle başlar. Doğru nefes alamadığımız vakit rahat hissedemeyiz, kendimizi, kaslarımız gergin olur, stresli oluruz. Stres yaşamın her yerinde var zaten. Sadece bununla mücadele etmeyi bilmemiz gerekiyor. Özgür Hanım, siz yanılıyor muyum? Aynı zamanda dansçıydınız. Saltınız Otlu Dance'de, Anadolu Ateşi'nde sizi izlemedik mi? Evet, yanılmıyorum değil mi? İzledik efendim, izledik. Dört yıl dans ettim. Yanılıyorum, evet. 4 yıl dans ettiniz. Evet. Çünkü ben ciddi bir hayranıyım Saltınız Otlu Dance'de, Anadolu Ateşi'nin. Çok güzel bir emek verildiğini düşünüyorum. Evet. Troya'yı da seyrettim. Buradan gitmeyenler varsa onu da desteklediğimi söylemek isterim. Troya'ya da çok güzel emek verilmiş, çok başarılı olmuş. Neden bıraktınız dansı? Çünkü ben profesyonel bir dansçı olmama rağmen aşırı yüklenme, spor her zaman çok iyidir demiyorum. Çünkü sporcu hastalığı, sporcu rahatsızlığı diye bir şey var. Hı hı. Yüzücülerde, tenisçilerde, dansçılarda sürekli karşılaşılan rahatsızlıklar var. Ben de bunlardan bir karşılaştım. Evet, ve omuzumda kas yırtığı gerçekleşti. Çok ciddi bir kısır döneme girdim kendimle ilgili ama bu dönemde bedensel farkındalığım arttı. Ne güzel. Yurt dışına tedavilere gittim. Bu konuyla ilgili araştırmalar yaptım. Bedensel farkındalık, doğru duruş nedir? Profesyonel bir dansçısınız, profesyonel bir sporcusunuz ayrıca. Geçmişimde atlettim. Ama buna rağmen ben omuzumda bir problem yaşıyorum. O zaman herkes bir sıkıntı yaşayabilir. Hı hı. Ve bu yönde kendimi geliştirmeye başladım. İşte İtalya'da Wellness by Özgür dediler benim yapmış olduğum çalışmaya. Güçlendirme, kuvvetlendirme çalışması. Ne güzel. Çocuklarla da çalışıyoruz. İş hayatındaki hanımlarla da, ev hanımlarıyla da, daha doğrusu bütün tembel hanımlarla çalışıyorum diyorum. Aman bu tembel hanımlar dediniz, ne kadar güzel yaptınız. Evet. Bizim hanımlarımız aslında en çok çalışanlar. Çünkü her zaman herhalde buna katılacaklardır. Ev hanımlarının çalışma standardı ve çalışma temposu çok yoğun oluyor. Evet. Ama ben diyorum ki spora da zaman ayırın. Hani ben sabah kalkıyorum zaten, işte yatak toplamakla başlıyor günüm, çocukları okula gönderiyorum falan. Bu bir kenara. Tamam, katılıyoruz. Güzel bir şey. Çalışıyorsunuz. Ev hanımı da bir nevi iş kolu. Fakat spora zaman ayırın. Spor ayrı. Evet, diyorum. Ama evet, biraz bilinçlendiler. Şöyle ki, ben özellikle büyükşehir belediyelerine çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman görüyorum. Park alanlarında evet, aletler. Evet. Diyorum ki, inanın samimi söylüyorum. Bazen gidip oradaki insanlara o aletlerin nasıl doğru kullanabileceklerini hiç anlatıyorum. Hiç boş kalmıyor o aletler. Ben çok seviniyorum. Ben de çok mutluyum. Yani orada bir sürü hanım, ev hanımı belli, kilolu, zayıf, başı örtülü, açık, genç, yaşlı. Herkes o aletlerin başında. Bu çok önemli. İş hayatında gelince biz sürekli mesleki ve kariyer anlamında kendimize yatırımlar yapıyoruz ama düşündüğümüz zaman kaç kişi bedeniyle ilgili yatırım yapıyor? Yıllar geçtikçe bütün bu birikimler, yatırımlar bu sefer harcanmaya başlıyor. Ne için? Beden için. Doktor kapılarında, spor salonlarında. Doğru. O nedenle hani hayatın bir yerinden bir şekilde başlamak gerekli sadece kaliteli bir yaşam için.